biz normalde yıllık olarak İmralı'da yaşanan sorunları, ona dair gözlemlerimizi, tespitlerimizi, yaptığımız başvuruları ve ona ilişkin ilgili kurumlarca hakimlik olur, yargı organı olur, idare mekanizması olur. Verilen cevapları raporlaştırıyoruz. İstatistiksel bir veri olarak bunu hazırlıyoruz. Önceki yıllarda da bunu yapıyorduk. Bu rapordan en büyük amacımız zaten hak ve hukuk örgütlerine, ilgili taraflara bu raporları iletmek, buna dair bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve kendilerinin bu konuda bu hukuksuzluğa dair girişimlerde bulunmalarını amaçlıyoruz. Bu raporda bu ekseninde yapılmış kamuoyunu bilgilendirmeye hedeflemektedir. Önceki raporlardan farkı şudur. Bir yıl daha geçti. İmralı'da süregelen kötü muamele pratiği, işkence pratiği, hukuksuzluk pratiğinin üzerinden hiçbir temas olmaksızın bir yıl daha geçti. Raporda zaten kapsamlı olarak belirttiğimiz gibi birçok aile ziyaret başvurusu, birçok avukat başvurusu yaptık. Tahminim olarak 200'e yakın başvuru var, 160 başvuru var. Çeşitli gerekçelerle yapılan başvurulardan ancak bunların sayısal değerinden ziyade aldığımız sonuçlar ve gelinen durum önem arz etmektedir. Yoksa bu başvuruları 160 değil, 360 da yapabiliriz, 500 de yapabiliriz ama bu çok da belirleyici bir durum değil. Tek bir başvuru da olsa, 500 başvuru da olsa İmralı'dan 3 yıldır haber alamadığımız gerçeğini değiştirmiyor. Yani tek bir başvurudan alabileceğimiz sonucu biz 160-200 başvurudan alamıyoruz. Hala alamıyoruz. Bu süre zarfında yapılan bütün başvurulara, gerçekleşen bütün girişim ve taleplere rağmen hiçbir avukat görüşmesi söz konusu olmamış. Gerçekleşen hiçbir aile ziyareti olmadı. Bırakın fiziki temasları, herhangi bir telefonla diyalog bile mevcut değil. Onun ötesinden bir telgraf, bir mektup, yazılı bir haberleşme hali bile söz konusu değil. Yani bu 3 yıl zarfında İmralı'dan en ufak bir bilgimiz söz konusu değil. Bu disiplin cezalarının ve avukat ziyaret yasaklarının en büyük boyutu bence İmralı'da bir kötü muamele, bir işkence aracı olarak kullanılması söz konusudur. Bakın, bütün uluslararası sözleşmelerde, bırakın onu mevcut Türkiye, ulusal mevzuatında işkence yasaklanmıştır. İşkence asla tolere edilebilir bir şey değildir. Devletler bunu önlemekle yükümlüdür. Bu savaş hali de olabilir, savaş tehdidi de olabilir. İşkence hiçbir şekilde işkence yasağı ihlal edilmez bir kural olarak durmaktadır. Ancak İmralı'da mahkeme kararlarıyla bu kötü muamele pratiği devreye konmaktadır. Bu ziyaret yasaklarının, bu disiplin cezalarının aslında bir baskın mekanizması olarak devreye sokulması görülmek durumundadır. Yoksa bunların dediğim gibi hukuksal hiçbir meşruiyeti yoktur. Eğer hukuka bağlı, hukuku önceleyen bir sistem söz konusu olursa bunların zaten avukat dahli söz konusu değildir. Savunma hakkı söz konusu değildir. Ki orada zaten bunların uygulanması mümkün değil. Hangi pratiğe dair bunu uyguluyorsunuz? Spiti de daha önce defalarca dedi ki bu disiplin cezaları aldatıcıdır. Bunların Türkiye mevzuatında yasal altyapısı olmaksızın uygulanmaktadır. O yüzden dediğim gibi bunların hukuksal boyutu görüntüyü kurtarmaktır. Esas mevzu orada müvekkillerimizin iradesini sakatlamak. Onları iradesiz kılmak, onlara baskı uygulamaktır. Böylesi bir durum var. Bunun yanı sıra SPT'ye başvurularımız oldu. AHİM'e başvurularımız söz konusu oldu. Ki SPT'ye veya AHİM'e yapılan başvurularda da şunu görülmesi gerek. Çok açık söyleyeyim. SPT ve AHİM elimizde duran yegane araçlardır imralı tecrini aşmak için ama bunu da özgüvenle söylemek gerekir. SPT ve AHİM'in mevcut durumu suç halidir. Böylesi bir mekanizma, onları şikayet edebileceğimiz bir mekanizma yok. Mevcut pozisyonlarından da maksimum düzeyde yararlanıp sonuç almayı ümit ediyoruz. Ancak SPT daha önce defalarca tavsiyelerde bulundu. Daha önce oradaki oluşturulan koşulların kabul edilmezliğine dair tespitleri söz konusu oldu. Buna rağmen raporunu açıklamıyor. Buna rağmen ziyarette bulunmuyor. Buna rağmen kamuoyuna bir bilgilendirme yapmıyor ki en son görüşen bağımsız kurum odur. Bunu yapması gerekmektedir. Bir diğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Sayın Öcalan'ı konu alan 2011 tarihli bir başvurumuz söz konusu. Sayın Öcalan İmralı koşullarında 25 yılını geçirmesine rağmen
Açın. Ve 75 yaşına o koşullar altında gelmesine rağmen Ahim tavırsız kalıyor. Bu raporu açıklamıyor. Ki daha önce bu koşulların kötü muamele, işkence oluşturduğuna dair iki adet kararı vardı. Biri 2005 Büyük Daire kararı, biri 2014 kararıdır. Daha önce biliyorsunuz var olan görüşmeler koster bozuk, hava muhalefeti gibi gerekçelere dayanıyordu. Ahim açıkçası dedi ki ben karar veriyorum ama senin kaynak yokluğunu veyahut da başka gerekçeleri sebep göstererek onların dış dünyayla temasını engellemeye hakkın yok. Bunu engellemen lazım. Bakın bunu 10 yıl önce söyledi. Bunu 20 yıl önce söyledi. Ama 14 yıldır açıklaması gereken kararı açıklamıyor. Sayın Öcalan sürekli savunmalar geliştirdi. Ahime sunumlar yaptı. Son tarihli sunumu 2010 tarihlidir. 2010 tarihlidir. 14 yıldır bu mekanizmalara bir bildirimi olmadı. Sayın Öcalan bunu yapmadığından değil. Muhtemeldir ki idare, hükümet Ahim ve SİPİT ile anlaşmalı olduğu için bunu yapmasına müsaade edilmiyor. Yoksa bütün mahpusların hem SİPİT'e hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de diğer muhatap oldukları mahkemelere kapalı zarf içinde yazışma hakları söz konusudur. Ancak bunu dert etmiyorlar. Bu yüzden bu İmralı'daki haber alamama durumunda bu kurumlarının ortaklığının da görünmesi gerekiyor. Biz 25 yıllık süreç boyunca yani oradaki müvekkillerimizin sağlık sorunları vardır. Biz daha önce sağlık dosyalarını da talep ettik ki tıp mahremiyeti bunu vermeye engel değil. Vasisine, avukatına, kendi isteği doğrultusunda ailesine bu dosyaları verebilirler. Bu taleplerimiz ısrarla reddedildi. Sizin bilginiz dahilindedir. Daha önce defalarca bağımsız sağlık kuruluşları, bağımsız doktor heyetleri İmralı'ya gitmek için başvuru yaptılar. Bunlara müsaade edilmedi. İşin açıkçası biz müvekkillerimizin sağlık durumlarından hiçbir şekilde haberdar değiliz. Elbette Sağlık Bakanı bu konuda yetkilidir. Benim yetkim dahilinde değilse Adalet Bakanı yetkilidir. Yani burada muhatap olan bir yetkilinin olması gerekmektedir. Yetkili değilim diyorsa burada şu devreye giriyor. İmralı'nın statüsü. İmralı kimin yetki alanındadır? Baştan beri İmralı'nın bir statü sorunu söz konusu. Bir gizem altında tutulmaktadır. Diğer cezaevlerinden ayrı tutuluyor. Diğer cezaevlerinde yürütülen pratik, uygulanan yasalar İmralı için söz konusu değil. Yani mesela İmralı'da siz 25 yıldır hiçbir heyet ziyareti söz konusu olma. Bakın, Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu'nun gitme yetkisi var. Kamu denetçinin gitmesi gerekiyor. Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun gidebilmesi gerekiyor. Çok açık söylüyorum. Gidebilecek bir sürü kurum var. Bizim bunlara ısrarla yoğun başvurularımız oldu. Ama hiçbiri İmralı'yı 25 yıldır ziyaret etmedi. Tek bir ziyaretleri olmadı. İmralı'ya ayrılan bütçe nedir? İmralı'da tutulan personel nedir? İmralı'ya giden bağımsız denetleme kurumları var mıdır? İmralı'da neler oluyor? Bunun hiçbir bilgisine sahip değiliz. Çok açık söyleyeyim. Bu gayri nizami halk prosedürüdür. Orada bir kısım uygulamalar yapılmaktadır ama kamuoyunun, basının, meclisin, hiç kimsenin bilgisi söz konusu değil. Bu ısrarla sürdüren bir şeydir. Eğer yetkili değiliz diyorsalar, Sağlık Bakanı yetkili değilse bu durumda Adalet Bakanı'nın devreye girmesi lazım. Yani o sorulan soruya birilerinin cevap vermesi gerekiyor. Müvekkillerimizin sağlık durumu hakkında eğer kamuoyuna bilgi verilmiyorsa avukatlarına, ailelerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Burada da dediğim gibi İmralı'nın farklılığı ortaya konmaktadır. İmralı'nın hukuku dışı bir alan olduğu vurgulanmaktadır. İmralı sadece Türkiye'nin sorunu değildir. İmralı 21. yüzyılda Türkiye sınırları içerisinde İmralı gibi bir şey, bir statü oluşturulduysa, hukukun kara deliği dediğimiz, sıfır noktasımız bir yer olduysa, bu üzerinde ciddiyetle tartışılması gerekmektedir. Türkiye gerek sözleşmelerle, gerekse diğer anlaşmalarla Avrupa hukukuna tabi bir ülkedir. İmralı aynı zamanda Avrupa hukuk sınırları içerisindedir. Bu Avrupa Konseyi'nin tavsiye kararlarını, Bakanlar Komitesi'nin tavsiye kararlarını uygulamakla yükümlüdür. O yüzden bu sadece Türkiye'nin tek başına yaptığı değil, bizzat Avrupa hukukuyla beraber ortaklaşa bir şekilde yaptığı bir şeydir. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bu yönüyle Kürt sorununun uluslararası boyutu görülmelidir. Kürtlerin içine çekildiği savaş çatışma gerçekliğinin bir NATO gerçekliği olduğu görülmelidir. Yani
politik kaygıların, ekonomik kaygıların veya anlaşmanın hukuku rafa kaldırdığı görülmelidir. Böylesi bir gerçeklik söz konusu. Bu yönüyle Sayın Öcalan'ın şahsı aslında bu politikaların, uluslararası bu politikaların boşa çıkarılması, buna karşı gerçekleştirilen direniş söz konusudur. Bütün bu uygulamalar aslında bu direnişi boşa çıkarmak için gerçekleştirilmektedir. Bu direniş muazzam bir baskı var, emsali olmayan bir baskı, ancak bu baskıyı kat be kat aşan bir direniş, ödün vermeyen bir direniş gerçekliği olduğu için uluslararası bir konsepte imralı hukuksuzluğu devreye konulmaktadır. Hukuk dışında bir statü inşa edilmektedir. Bakın, daha önce imralı hukuksuzluğu, imradaki uygulamalar Türkiye'yi kapsamına alıyor diyorduk, ancak şu an artık bölgesel boyutu da görülmelidir. Bakın, bölgesel Kürt yönetimde şu an mevcut Türkiye iktidarının, Türkiye yönetiminin çok ucuz bir taklidi de devreye girmektedir. Tecdit uygulamaları oraya transfer edilmektedir. Oradaki yönetim tarafından uygulanmaktadır. Gazeteci Süleyman Ahmet'ten 3 ay aşkın bir süredir haber anlamamaktadır. İmralı konsepti tam olarak da budur. Şu an Sayın Süleyman Ahmet'in, bu gazetecinin nerede olduğu biliniyor mu? Neye maruz kaldığı biliniyor mu? Hangi uygulamaya maruz kaldığı biliniyor mu? Ailesi biliyor mu? Yaşam hakkını garanti edebiliyor musunuz? Bu tamamen İmralı konseptinin bölgesel bir düzeye gelmesiyle ilgilidir. Bakın, burada çok ucuz da bir sahtekarlık söz konusu. Mevcut demokratik, özgürlükçü, yurtsever siyaseti geriletmek için sistem desteğiyle kendisine Kürt milliyetçisi denen ama kültürel, toplumsal, politik değerlerin hiçbirine sahip çıkmayan bir anlayış söz konusu. Bakın, bugün uygulanan, Sayın Süleyman Ahmet'e uygulanan, 90'larda Türkiye'de bütün Kürtlere yol ortasında uygulanan pratiktir. Faili meçhul pratiğidir. Göz altında kaybetme pratiğidir. Kürtler adına kazanımlar için yola çıktım diyen bir siyasetin Kürtlere bunu yaşatması kabul edilebilir mi? İşte bunlar hepsi İmralı pratiğinden, İmralı pratiğinin ihraç edilmesiyle ilgili bir durumdur. Bunların görülmesi gerekiyor. Birçok meslektaşımız, birçok hukuk örgütü gerek SİPTİ'ye başvuru yapıyor, gerek Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıyor. Daha önce 756 avukatın yurt içinden başvurusu söz konusuydu. En sonunda 1330 meslektaşımız Adalet Bakanlığı'na oradaki hukuksuzluğu giderin ve görüşmeler gerçekleşsin, biz görüşmek istiyoruz talebiyle başvuruda bulundular. Bu çok kıymetli bir başvurudur. Bu hukukun gereğidir. Bu yurttaş olmanın gereğidir. Bu mesleki sorumluluğun gereğidir. Bizler aynı zamanda mesleğimizi yapamıyoruz. Bu anlamda 1300 meslektaşımız bizim içinde bulunduğumuz hukuksuzluğu aşmamız için bize de bir destek açıklamasıdır aynı zamanda. Çok açık söyleyeyim. Bu aynı zamanda ciddi bir girişimdir. Türkiye'de hiçbir avukat örgütü bu şekilde kitlesel bir şekilde organize olup böylesi bir hukuksuzluğu işaret edemez. Bu yönlü değerlendirilmesi gereklidir. İlgili tarafların da bunu dikkate alacağına inanıyorum. Aynı zamanda o başvuruyu şöyle de okumak lazım. Bu, Türkiye'deki hukuk uygulanmasına dair asgari müşterek ilkelerin açıklanmasıdır. Kim ki eğer hukuktan bahsediyorsa, kim ki hakların tesisinden bahsediyorsa, öncelikle buraya dair ses çıkarması lazımdır. Öncelikle buraya dahil olması gerekmektedir. Bu konuda çok açık söyleyeyim. Bizim Türkiye Barolar Birliği'ne de başvurularımız var. Bir meslek örgütüsün. Ben mesleğimi yapamıyorum. Senin buna sahip çıkman lazım. Sen aynı zamanda bir hak ve hukuk örgütüsün. Demokratik hukukun inşa edilmesine katkıda bulunman gerekiyor. Var olan hukuksuzluğu teşhir edip oraya müdahale etmen gerekiyor. Bu konuda Türkiye Barolar Birliği'ne mensup olan 1330 arkadaşımızın başvurusu söz konusudur. Türkiye Barolar Birliği genel olarak, aynı zamanda İnsan Hakları Komisyonu buna duyarsız kalamaz. Bunu görmesi ve buna müdahale etmesi lazımdır. Sadece Türkiye Barolar Birliği değil, demiş olduğum gibi Adalet Bakanı, onun dışında diğer sivil toplum kuruluşları bunu esas alarak gereken girişimlerde bulunması gerekiyor. Bu, var olan hukuksuzluğu işaret etmektedir. Bunun aşılması için de bir davettir, bir talettir. Çok açık söylüyorum, biz de buna göre artık yeni bir tavır içerisindeyiz. İmralı tecridi tahammül edilemez bir noktaya gelmiştir. Bunun muhatabı sadece iktidar değildir. Bütün toplumdur, bütün toplumsal güçlerdir, bütün sivil alandır, bütün siyasal oluşumlardır.
Eğer bir ittifaktan bahsediyorsak, o 1300 avukatın açıkladığı metin asgari müşterek ilkelerdir. Bunun üzerinde uzlaşılması gerekmektedir. Yeni anayasa talepleri vardır. Yasal düzenleme talepleri söz konusu. O zaman ne kadar geride görürsek görelim, mevcut anayasaların, mevcut yasaların uygulanması gerekmektedir. Herkesin bunu talep etmesi gerekiyor. Herkesin sahip olduğu, kendisi için istediği hakların müvekkillerimiz için de sağlanmasını talep ediyoruz. Bu herhangi bir ideolojik eklenme veya politik destek değildir. Bu yurttaş olmanın, hak ve hukuk mücadelesi yürütmenin bir gereğidir. Bu, eğer demokratım diyorsanız, demokrasi mücadelesinin gereğidir. Yani bir halk, bir birey hukuktan yararlanmıyorsa, bu hukuksuzluk sadece onu mu cenderesine alacaktır? Siz ekonomiden bahsederken, var olan ekonomik zorluklardan bahsederken, savaş gerçekliğine, çatışmaya, militarizme yatırılan ekonomiyi görmezken, bunun ekonomiye yansımasını görmezken nasıl gerekçelendireceksiniz bunu? Şüphesiz Sayın Öcalan'ın buradaki çözüm gücü görülmelidir. Onu diyorum. Sadece şiddetin çözümünde değil, Türkiye'nin demokrasi sorunlarında, Kürzon'un çözüm modellerine ilişkin de proje ve program sahibi olan tek kişidir. Bunu gerçekleştirebilecek tek kişidir. Geçmiş deneyimler bunu sürekli bize gösterdi. Sayın Öcalan'ın böylesi bir gerçekliği var. O yüzden diyorum, İmralı'ya odaklanmayan, Sayın Öcalan'ın hukuksal pozisyonunun değişimini talep etmeyen hiçbir mücadele gerçekten bir sonuca ulaşmayacaktır. Günü kurtarmaktadır, kurtarma çabasıdır. İktidarın çizdiği sınırlar içinde hareket etme çabasıdır. O yüzden bunun aşılması gerekmektedir. İmralı sistemin lağvedilmesini talep etmek gerekir. Sayın Öcalan'ın sahip olduğu hukuksal hakların tesis edilmesi gerekiyor. AHİM'in ve SİPİT'in de daha önce tavsiye ettiği gibi Sayın Öcalan'ın içinde bulunduğu hukuksal pozisyonun, statünün değiştirilmesini talep etmek gerekiyor. Bunun için bir mücadele seferberliğine girmek, demokratik sınırlar ölçüsünde hukukun tesnit talep etmesi gerekiyor. Böylesi bir mücadele olduğu vakit inanın ki 2024 hem toplumlara toplumlarca barışın inşa edildiği, Kürt sorunun barış temelinde çözüldüğü ama Kürt halkının bununla beraber Türkiye halklarının da demokratik kazanımlarının söz konusu olduğu bir yıl olacaktır. Yeter ki doğru bir şekilde sorunu kaynağında görelim, çözümü el birliğinde kaynağında çözme mücadelesine ortak olalım. Bakın Avrupa'nın her yerinde aydınlar çağrı yapıyor. Sayın Öcalan gerçekliğine, Sayın Öcalan fikrine, paradigmasına işaret ediyor. Ancak ne yazık ki bunun Türkiye'ye yansıması sınırlı oluyor. Bütün dünya Sayın Öcalan'ın fikirlerini tartışırken, var olan tecrite içinde durduğu koşullara itiraz ederken maalesef Kürt halkının dışında olan kesimler Türkiye'de bunu görmek istemiyor. Dediğim gibi bu da iktidarın 100 yıllık tek tipçi rejimin zihinlerde inşa ettiği rejimlerle ilgili bir şeydir. İmralı tecrite 25 yıldır orada devam ediyorsa 100 yıldır Türkiye toplumunun zihninde inşa edilmektedir. Bunu aşma konusunda ciddi sorunlar vardır ancak Kürt halkının öncülük ettiği mücadeleyle beraber bunlar da aşılmaktadır. Her daim bir kazanım haline gelmektedir. Bakın, cezaevlerindeki siyasi mahpusların eylemi iki ay oldu. Ve temel sorunları Kürt sorununda demokratik çözümdür. Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü talep etmektedir. Hukuksal pozisyonunun değişimini talep etmektedir. Bakın, bu çok kıymetli, çok değerli bir mücadeledir. Bu insanlar kendi bireysel menfaatleri için, kendi nefislerine kazanım için cezaevlerinde tutulmamaktadırlar. Bu bedelleri boşa, bunun için ödememektedirler. Bir ülkenin demokrasi sorunu için, bir halkın özgürlük mücadelesi için, toplumun barışsal sorunları için, barış sorunu için bedel ödemektedirler. Ve inanın özellikle 12 Eylül'den itibaren cezaevlerinin öncülük etmektedirler. Büyük kazanımlara sebep olmuşlardır, bunu sağlamışlardır. Ve bugün cezaevleri bu mücadele birikimiyle, bu tarihsel bilinçle hareket etmektedirler. İnanıyorum ki yine kazanacaklardır, yine mücadeleye ulaşacaklardır. Bu çok değerli bir çabadır. Bunun yanı sıra onların öncülük ettiği bu mücadeleye de yalnız bırakılmamaktadır. Her yerde halkımız onların taleplerine aykırmaktadır. Bir yanda barış anneleri bu çağrılara destek açıklamaları yapmaktadır. Bir yanda sivil toplum kuruluşları raporlarını açıklıyor. Bir yanda halkın ciddi eylemsellik
yönünde demokratik hakkını kullanması söz konusudur. Dediğim gibi bundan önce Avrupa ve dünyanın diğer yerlerinde bu taleplere destek, öncülük mücadelesi gelişmektedir. Bu denli mücadelenin bütünselleştiği, küreselleştiği bir yerde, internasyonal dayanışmanın sağladığı bir yerde ben inanıyorum ki 2024 yılı çok daha farklı bir yıl olacaktır. Sadece Kürt halkına, demokrasi güçlerine değil, bütün bölge halklarına, bütün Türkiye toplumuna demokrasinin, barışın ve özgürlüğün getirdiği farklı bir yıl olacaktır. Yeter ki bu mücadeleye inanalım, yeter ki bu mücadeleyi yürüten ve defalarca bu kazanımları gerçekleştirenlerin iradesine saygı duyalım ve bu saygının gereği olarak bu mücadeleye el uzatalım, gereğini yapalım.